Hepinize mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Çay Televizyonu'ndan Perspektif'ten saygılar sunuyoruz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuzla karşınızdayız. Virüsün etkileri üzerinde yaşamımızın tam anlamıyla değiştiğini hep her gün konuşuyoruz. Kendi aramızda sohbetlerimizde bunu dillendiriyoruz. Ve hatta çok dikkat çekici geçmişten bugüne özel işleri yaptığımızda çok açık. Efendim bu akşam konuğumuz Rize Belediye Başkanı Sayın Rahmi Metin. Rahmi Metin hem eğitimci hem de özellikle bugünlerde yaşadığımız virüsle ilgili toplumsal etkilerin konuşulduğu psikolojisiyle, sosyolojik açıdan yarattığı tabloyla, daha sonra ekonomik anlamda yaratacağı tabloyla ilgili birçok konu konuşuyoruz. Bunların büyük bölümünü de aynı zamanda efendim cevap verebilecek mahiyette bir birikime sahip değerli başkanımız. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Ben de sağ olun Hasan Bey. Bizi bu akşam ağırladığınız için bütün Çay TV ailesine ve bizi ekranları başında izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum ben de. Evet. Sayın Başkanım çok sağ olun. Rize'deki tabii ki çalışmaları konuşacağız. Belediyemiz neler yapıyor Rize'de? Özellikle virüsün ortaya çıkmasından hemen sonra çok yönlü çalışmalar yaptınız. Türkiye'nin birçok ilinde henüz yapılmazken temizleme anlamında önemli adımlar atılmıştı Rize Belediyesi bünyesinde. Bunları konuşacağız. Diğer çalışmalarınızı konuşacağız. Elbette belediyenin birçok rutin hizmetleri var. Onlar sekteye uğradı. Bunlara ilişkin sorularımız var. Projeleriniz vardı. Birçok proje vardı. Bunlarla ilgili öteleme, gecikme ya da iptal olacak mı? Bunları konuşacağız ama ben özellikle uzun yıllar mesleki anlamda eğitimcilik yaptınız. Sosyolojik anlamda sosyolojiyle ilgili çok ciddi çalışmalarınız, ilginiz olduğunu biliyorum. Virüsün toplumsal anlamda yaratmış olduğu etkiyle ilgili biraz giriş yapalım istiyorum. Müsaadeniz olursa şayet. Özellikle çok ciddi bir korku yarattı. Bu korkunun beraberinde zaman zaman bir kesim toplumda inanmadı, bir şey olmaz dedi. Ama daha sonra durumun ciddiyetini kavradı. Ama hepsinin daha önemlisi hem psikolojik olarak ciddi bir travma boyutu yaşanıyor ve onun yansımaları toplumun bütün katmanlarında görülecek diye bir endişe var. Nasıl bakıyorsun Sayın Metin? Evet, hakikaten yani bazen diyoruz bizden önceki tarihi okuduğumuz zaman Birinci Dünya Savaşı olmuş, öncesinde İkinci Dünya Savaşı ve tarihin seyrinde birçok toplumsal hadiseler olmuş. 1929 ekonomik bunalımını, Burhan'ını biliyoruz. İşte 1918'lerde meşhur İspanyol gribiyle beraber hadiseleri. Yani tarihin birçok 1400'lü yıllarda kara veba diye Avrupa'nın üçte birini yok eden bir hastalıktan bahsedilir. Ve bir gün tarih 100 yıl, 50 yıl sonra da hakikaten bu dönemi bu anlamda yazacaktır muhakkak ki. Çünkü hastalığın seyri anlamında ve dünyayı çok kısa sürede kuşatması anlamında, virüsün çok çabuk yaygınlaşması ve dağılması anlamında önemli bir pandemi ve önemli bir sağlık açısından dönemden geçiyoruz. Herkesin iddiası ve söylediği şu, tabii bunları belki 10-20 yıl sonra geriye dönüp daha çok algılayacağız. Toplumsal kurumlar anlamında ekonomik kurumu, aile kurumu, devlet sistemleri, şirketlerin yapısı, bunların hepsi belki de yeni baştan, sil baştan yapılacaktır. Dinsel kurumlar, birçok kurum tekrardan kendisini yenileme gereği ve bu tip hadiselere karşı daha rahat ve çabuk refleks geliştirme anlamında da kendisini geliştirecektir. Fakat tedbirle korkuyu da birbirinden ayırmak lazım. Tedbir farklı bir şeydir. Yani tedbir, eğer yüzme bilmiyorsanız denize kenarlarında dolaşmak da tedbirsizlik olur. Veyahut da işte belirli yetenekleriniz yoksa o yetenekleri olmayan kişilerin hatta kalınacak maruzlara karşı kendinizi koruma altına almanız lazım. Bunların hepsi tedbirdir. İnsanın vücudunun belirli bir anatomik yapısı var. Sağlıkçılarımızı sürekli izliyoruz. Virüsün belki de var olan grip virüsleri içerisinde en zayıf karaktere sahip bir virüs olduğu söyleniyor. Sadece ellerin yıkanmasıyla yani köpüklü sabunla yıkanmasıyla ve gözünüze, burnunuza, ağzınıza değdirmedikten sonra bu virüsü kapmanın çok da olası olmadığını yeni dönemlerde anlatılıyor. İşte havada askı durumundan belki şu olur bu olur. Yani şunu anlatmak istiyorum. Her ne kadar tehlikenin içerisinde ve birçok geçmişte olan tehlikelerin de içinde yaşıyorsak, eğer tedbir alırsak bunlardan sıyrılabiliriz.
Türkiye'de şu anda yapılan otoyollardan sonra en son istatistiklerde yine günde hemen hemen 11-12 kişi trafik kazasına ve sonucunda hayatını kaybediyor. Yıllık istatistiğe vurduğunuz zaman. Her gün ve yılda sigaradan dolayı şu kadar insan vefat ediyor. Bunların istatistiği tutuluyor. Ve birçok farklı hastalıklardan, gripten. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman eğer biz savunma sistemimizi güçlü hale getirdiğimiz zaman, kendi tedbirlerimizi bu pandemiye göre de aldığımız zaman, demek ki bu tedbirler alındığı zaman da korunacaksın. Tedbirlerin bir bireysel olanı vardır, kurumsal olanı vardır. Devlet çapında yapılması gereken işte yerelde yapılanları vardır vesaire. Bunların zamanlamasını önce yaparsınız, sonra yaparsınız. Bunlar farklı hadiselerin büyümesine netice verebilir. Ama ben çok fazlasıyla yayınların bu atmosferde olması, insanların bütünüyle buraya yoğunlaşmaları, bu da farklı bir stres ve korkuyu var ederse, o da savunma sistemimizin azalmasına, zafiyet göstermesine, zayıflamasına sebebiyet verebilir. Bu anlamda tedbiri elden bırakmayacağız ama hayat devam ediyor. Şu anda dünyada 8 milyar 300 milyon insan yaşıyor. Ve her yıl ve her gün bir sürü olaylarla karşılaşıyoruz. İşte bu da bunlardan biri. Bu anlamda istatistiğe vurduğumuz zaman ciddi anlamda az diyebileceğimiz bir rakam. Fakat bu rahatlık vermesi açısından mıdır? Hayır. Tedbirlerimizi bırakmayacağız. Olmasın. İşte devletimiz virüsün ilk Çin'de ve akabinde İran'da bizim yakın coğrafyamıza hadise vuku bulduktan sonra hemen ilk etapta okulların tatil edilmesi çok önemliydi. Çünkü bütün 18 milyon gencimiz var. Bütün evlere her gün dışarı çıkıp eve giren gençlerimiz var. Bunların izole edilmesi, yoğunlaşması. Yine belirli bir seviyeden sonra 65 yaşın üzeri, çünkü daha fazla etkileniyor anlamında eve alınması. Belirli bir süre sonra işte 20 yaşın altı. Bunların her biri dünyadaki ölçeğinde hep önceden kararlaştırılan ve alınan adımlardı. Daha sonra işte büyük şehirlerdeki izole ve karantina alınma meseleleri. Bunların hepsi çok önemliydi adımlar. Bunların bir hafta, iki hafta, üç hafta gecikmeleri ciddi anlamda bir çarpan etkiye sebebiyet vererek daha da fazla hastalığın yayılmasına sebebiyet verecekti. Biz şu anda dünyada Amerika başta olmak üzere birçok devletteki hasta sayılarını ve ölümleri, istatistiklerini görüyoruz, duyuyoruz. Burada ölüm bizim dinimize göre de bir eceldir. Sonu gelince, eceliniz geldiği zaman ölüyorsunuz. Gününüz bitince öleceksiniz. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Ama asıl ajitasyon sağlık anlamında yeterli olmadıklarından dolayı. Yani insanları hasta olduktan sonra tedbir anlamındaki hastane imkanları sunulamadığı için ölüyor olmaları, işte bankların üzerine oturanlar, maske dağıtamayan devletlerden tutun da yoğun bakım ünitelerinde alamadıkları için, özellikle İtalya, İspanya örneğinde, şu anda Amerikan örneğinde, İngiltere'de yaşananlar kapasite gibi üzeri, kapasite üzeri geliyor olmaları bir. Bir de ortalama bu saydığımız devletler, işte Almanya, Fransa, İngiltere, Türkiye ölçeğinde baktığımız zaman hemen hemen 75 ile 85 milyon arasındaki devletler. Yani nüfusları aynı ama baktığımız zaman istatistiklerde yoğun bakım ünitelerinin az olmasından dolayı ve tedavi yönteminden de, tabii Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarıyla biz de konuşuyoruz. Tedavi yöntemlerindeki belirli işte ilaçların hemen hastaneye yatar yatmaz verilmesiyle yoğun bakıma ihtiyaç duyulduğu zaman verilmesi arasındaki farklılık bile bizde yoğun bakım ve entübe olayını ciddi anlamda az seviyelerde ve stabil hale getirilmesine sebebiyet verdi. Tüm bunları toparladığımız zaman tedbir en önemlidir. Evet. Korkuya bu işte yer yok. En büyük güç dünyada, kainatın varlığından beri insandır, insan aklıdır. Ve insanoğlu tedbirlerini aldıktan sonra en güçlü mahlukat olarak bu canlılar arasında biz olduğumuz için inşallah bu da yenilecek. Ama bir ay, ama iki ay, ama üç ay sonra, iki yıl sonra belki başka bir şeyle karşı karşıya geleceğiz. Hani deprem baba
deprem dede dediğimiz ismi aklıma gelmedi. Evet, şimdi. Allah rahmet eylesin. Şikara. O hep derdi, depremin olmamasıyla ilgili biz bir tedbir alamayız. Ama depremle yaşamayı öğrenmeliyiz der gibi bizim bu saatten sonraki bütün ekonomik krizlerde, sağlıkla ilgili krizlerde, selde, afette, bütün hepsinde bunlarla var olacakmış gibi yaşamayı öğrenmeliyiz. Sağlık alanında da geldiği zaman demek ki bütün doktorların dediği, eğer savunma sistemimizi, vücudun dirençini çok ciddi anlamda sağlam tutarsak, bu anlamda inşallah bir engelle karşılaşmayacağız. Şu anda Türkiye'de hastalığın iyileşme oranını, verilerini şeffaf bir şekilde devletimiz her gün Sağlık Bakanlığı nezdinde açıklıyor. Bu da çok güzel, şeffaf bir yönetim tarzı oldu. Ama tüm bunlara rağmen halen sağına soluna bakıp da acaba bir eksik görebilir miyim? Oradan fırtınalar koparabilir miyim? İnsanlarını gördükçe hayali sükuta uğruyoruz. Ve bu devletin şu anda Sağlık Bakanlığı'na ayırdığı bütçenin ne kadar denli önemli olduğunu, hastanelerin yapılmasındaki ne kadar denli önemli olduğunu şu hadiseyle beraber bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz. Bu da bizim için, devletimiz için de gurur verici bir durumdur. Evet, dediğiniz gibi özetle aslında tedbir almak asla ihmale gelmez. Tedbirimizi en üst seviyede alacağız ama hayatın devam ettiğinde mutlaka unutmamak lazım. Aksi halde salgın ortadan kalkar, o korku bizim hayata adapte olmamızı engeller. Tabii. Çok dinamik bir toplumuz biz, ülke olarak ekonomimiz tamamen dinamizme bağlı bir boyutta. İnşallah bunu yaşamayacağız. Yine konuşuruz zaman kalırsa ama Rize Belediyesi ile ilgili konuşalım. Rize şehri her geçen gün gelişen, her geçen gün daha fazla insanın yaşamış olduğu bir bölgeyi, şu anda bir bölgeden bahsediyoruz. Rize Belediyesi sınırları içerisinde özellikle yazın çok ciddi anlamda nüfus artışı yaşanıyor. Bütün bunlara dikkat aldığımız zaman tam yazı hazırlanırken pandemi süreci ortaya çıktı. Virüsle ilgili yaşanan süreç ortaya çıktı ve belediye birdenbire tamamen farklı bir tabloda çalışmaya başladı. Neler yaptı bugüne kadar belediye? Bu anlamda o haber gelir gelmez Rize Belediyesi hazır mıydı? Evet. Tedarikleriniz var mıydı? Yoksa siz de bir an önce eksikleri gidermek için mi yoğunlaştınız? Neler yaptınız bugüne kadar? Şimdi tabii biz belediye olarak asli görevlerimizden biri olan temizlik, yani sokakların, caddelerin temizliğine dikkat etmekti. Zaten biz geldiğimizden beri hemen hemen bir yıldır bir farkındalık adına sıfır atıkla başladık. Ve bunlar bu yaz da çok ciddi anlamda ilerleyerek gideceklerdir. Mahallelerin, caddelerin köpüklü suyla, deterjanlı sularla. Bunları ben şuradan da hemen diyeyim, deterjan deyince birçok kişiler, yani böyle bakıyorsun biri sivri bir akıllı hemen atıyor ortaya, diyor ki bunun ekolojik dengeye farkında mısınız falan filan. Bunu da buradan diyeyim, biz deterjan deyince Arap tozu sabunu kullanıyoruz. O köpürtme odur. Evet. En hijyen, en sağlıklı olanı kullanıyoruz. Hani buradan böyle sosyal medyada yazanlar da duysun, bilsinler onu. Arap sabunu, bunun tozundan kullanıyor arkadaşlar. Köpürtüyor ve bunun ekolojik çevreye de bir etkisi yok. Ama herkesin evinde kullandığı deterjanların ekolojik etkisi çok var. Bunu da bilmeleri lazım demek. Çok doğru. Akşama yani, kadar etrafa naylon poşet atarız, ona dikkat etmeyiz. Evet. Ama başka birisinin karşımızdakinin yaptığı eksikliği hemen görebiliyoruz. Bu kötü bir alış özelliğimiz. Şimdi temizlikle ilgili ciddi çalışmalar yapılıyordu bir yıldan beri. Covid'le ilgili mücadele başladığından beri bunlara tabii ki daha da ağırlık verdik. Sağlık ekibiyle beraber hem veterinerlik birimimiz, hem temizlik işleri, hem ulaşımla beraber hemen hızlıca, daha Rize'de gündeme gelmeden biz hemen hemen bir hafta önce arabaları, otobüsleri, taksileri, yani toplu taşımayla ilgili yerleri biz dezenfekte etmeye başlamıştık zaten. Rize'de ilk 13'ün buralarda. Bu konuda krizi tespit etmek lazım. Türkiye'de birçok ilden daha önce başladınız bizlerde. Evet. Yani daha sonra artık kamu kurumları, yani hastalık artık Rize'de de görüldü, Türkiye'de de görüldü, duyuldu denmeye başlandıktan sonra kamu kurumlarını başladık. Valisidir, valiliktir, jandarmadır, efendim emniyetidir, hastanelerdir sürekli. Yani özellikle hastane ve toplu yerleşim yerlerini 3 günde bir devamlı süretle bir temizlik içerisinde devam ediyoruz onlara. Daha sonra bankalar, ATM'leri sürekli dezenfekte ederek. Tabii bak ben yine söylüyorum, birçok, yani
görsellerde de bunlar var. Birçok temizlik yaparken temizliğin bu bizim yerösel anlamda bizim üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun bireysel anlamda tamamıyla el hijyenimize dikkat etmemiz lazım. Bundan dolayı şehrin değişik yerlerine 15-20 tane el dezenfektan ürünleri koyduk ki vatandaş caddenin üzerinden giderken gözünü alsın orada kullanabilsin onu. İlk başta kurumlara koymuştuk. Şimdi sokaklara da bunlardan konuldu. Yine maskelerin ve kullanılan eldivenlerin atılması için yaklaşık 100'ün üzerine değişik yerlerde ayrı çöp kutuları koyduk ve bunun üzerine de yazdık. Bak buraya maskeler atılacaktır yine. Bu da çünkü artık bir çevre kirliliği anlamında kimyasal bir kirlilik olarak addedilmeye başlandı. Bunlar ciddi anlamda biz şu anda her gece ve gündüz 6'şar arabayla hala sokaklar, caddeler devamlı surette bir her gün düzenli yapılıyor bunlar. Tabii 24 saat. Evet. Yani şu anda gece 2'de de bir mahallede, gece 3'te de, 12'de de, 11'de de bir mahallede makinelerimizin, araçlarımızın temizlik yaptığını görebiliyorsunuz. Her şekilde 46 mahallemizde sürekli bir şekilde temizlik yapılıyor. En son yine Micronsis diye bir araç alındı. Şu anda ekranda da gösteriyor onu. Bir aparat takıldı bizim mevcut makinelerimize. Bunun da özelliğini çok iyi bize anlattılar. Özellikle gittiği yerlerde hava kabarcıkları havada asılı kalıyor. Uzun süre çok ince mikron şeklinde o su kabarcıklarını attığı için havada uzun süre bir kalıyorlar. Havadaki mikrobu da yakalayınca yok ediyor. Veyahut da gittiği yerdeki oturacaklarda, kaldırımlarda, metal her dokunduğu yerde virüsü absorbe etme özelliği var. Bundan arkadaşlarla değerlendirmesi sonucunda alındı. Güzel de oldu. Bu da yine ring halinde her geziyor değil mi? Geziyor sürekli. Devamlı caddelerde ve ciddi de bir tankeri var. İşan'la bunu biz yazın da biliyorsunuz sinekle. Mücadelede bu tip bir görselle beraber bunlar yapılmaya gayret edilecek. Yani biz dünyada yakaladığımız her şeyi Rize adına neyi getirebileceksek arkadaşlar sağ olsunlar yakalıyorlar ve ondan imtina etmiyoruz. Rize'ye getiriyoruz onu. Özellikle buharla yıkama aracımız 95 derece santigrat derecede sıcak suyu yerlere vuruyor belirli zeminlerde. Bununla da temizlikler yapılıyordu. Yani 6-7 aydır şu anda da devam ediyor bu yapım işleri. Onun için birçok noktada biz bazen şüpheli evler mesela bir evde pozitif bulunan evlerde bizi arıyorlar. Yahut da çok sağlık çalışan varsa tedirgin oluyor, apartman sahipleri arıyorlar. Oralarda özel de gidip çağrıldığı zaman elimizden geldiğince çalışma yapıyoruz. Tabii ki bir taraftan işlerimiz devam etmesi lazım. Çünkü hayat devam ediyor. Bizim şu anda temizlik ekibimiz, Allah razı olsun onlardan bu vesileyle ben de çok teşekkür ediyorum onlara. Azami bir derecede bir çalışma sergiliyorlar 24 saat üzerinden. Ama ben buradan yine diyorum hep işte zamanda da diyorduk belki şimdi farklı bir şeydeyiz, durumdayız. Sigara izmaritlerini yerine atanlar ve diyor ki ben atıyorum o da temizlesin tarzında bakanlar. Yani bu olmaması lazım. Belirli sayıda insanlar var. Gece gündüz bunun temizliğini yapıyorlar. Yine de yetişemeyebiliyor. Ki bu haktır aynı zamanda. Tabii haktır yani haktır. Yine ulaştırma ekibinde ve bizim temizlik ekibinden arkadaşları, veterinerlik ekibinden arkadaşları aldık. 12 kişilik bir dezenfektan ekibi var. Onlar tulumlarıyla beraber ilk günden beri sahadalar sürekli. Onlar da Allah razı olsun. Çünkü bunlar da virüste birebir ön safta çabalayan arkadaşlarımız. Bunları biz zaman zaman takdir ediyoruz. Bunlar da sürekli sahada, hastanede, orada, burada, bütün bulunan alanlarda, toplu taşıma alanlarında ve birçok yerde dezenfektan işlerini yapıyorlar. Bunlar sürekli çalışıyorlar. Ulaşımda, veterinerlikte sürekli çalışılıyor. Sadece biz bina içerisindeki büro hizmetlerini görenlere esnek, işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle esnek çalışma moduna geçtik. İşte 60 yaşın üstündekiler, kronik hastalığı olanlar vesaire. Bunlara izin verildi, idari izinler. Ama fen işleri şu anda bizim 3-4 tane noktada işte konuşacağız. Deniz dolgusuyla ilgili çalışmalarımız var. Hizmet aksadı mı bu kısa çalışma? Sahada aksamadı ama benim Ankara'yla gidiş
işlerim aksadı. Çünkü bazen de rastlaşıyorduk, evet, bir iki haftada bir. Ankara'da sürekli takip ettiğimiz bakanlıklar, genel müdürlükler düzeyinde işlerimiz var. Şimdi bunları, evet, telefonlarla halletmeye çalışıyoruz. İşte telekonferanslarla halletmeye çalışıyoruz. O anlamda yoksa Rize'de tabii şu oldu. Özelde çalıştığımız işte duvar ustaları vardı, sahada çalıştıklarımız, bunlar işi bıraktı. Yani bizim personelimiz olmamakla beraber dışarıda çalıştıklarımız, evet, vardı. Bunlar memleketlerine gitti, işleri bıraktılar. Bu anlamda kısmen tabii ki aksaklıklar var ama temizliktir. Efendim, fen işlerinde, su kanalizasyonda ciddi işler yapılıyor. Ya bunların hepsi sahada devam ediyor. Rize'ye biz yani başladığımızdan beri vatandaşın caddeler üzerindeki şikayeti şu: işte çok orayı deldiniz, o yolu kapattınız, bu yolu kapattınız, ama tüm bu şikayetlerin toplamdaki verimi biz demek ki bir şeyler yapıyoruz yani. Şehrin altın üstüne getirmişiz. Ve birçok noktada yeni bir yer açıyorsak, inanın ki, anlayın ki yağmur suyu şebekesi döşüyoruz, anlayın ki suyu yeniliyoruz borularını, anlayın ki kanalizasyonu yeniliyoruz. Yani bu bir yenileme operasyonu. Bütün yol açtıklarımızda hepsinde bu hatlar yenilenmiş oluyor. Birçok vadilerdeki yağmur suları böyle drenaje ediliyor ve bu defaatle devam edecek. Ve tabii ki bu aynı zamanda virüsle ilgili yapılan temizlik çalışmaları ekstra bir maliyet tabii belediye için. Bu tabii, da şüphesiz tabii dikkate alınması gereken başka bir şimdi nokta. Şimdi şunları da Hasan Bey ekleyebiliriz. Yani özellikle bu koronavirüsle beraber olan süreçte bizim valinin vefa destek grubuyla ilgili bir çalışması vardı. Bunlara destek verdiğimiz gibi biz esnaf odasından, ticaret odasından, STK'lardan isimler aldık. Onlara da dedik ki bize piyasada kahvehanede gündelikçi çalışanlar, berberde çalışan, efendim belirli iş kollarında günlük emeğiyle çalışan insanlar vardı. Belirli iş yerlerinde işinden ayrılmak zorunda olanlar var. Tüm bunların istatistiklerini bize verdiler. Yaklaşık biz şu ana kadar 2000'e ulaştı. Bir periyotta 2000'de 4000'e tamamlayacağız. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım alamayan muhtarlarla konuşuldu. Bizim belediye adına bizim Sosyal Yardımlaşma Komisyonumuzun çalışmalarıyla beraber ciddi bir bilgi havuzu oluşturuldu. Ve 4000 kişiye şu anda erzak dağıtılıyor. Ve ilk kez Rize tarihinde belki bu erzak, hem erzak, tabii bu arada toptancılar sitesindeki bütün esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize çok ikramlarda da bulundular. Kendileri de hayır olarak verdiler bize sağ olsunlar erzak. Bunlarla beraber Çiftekabat'taki sanayi sitesinde iki yer depo kiraladık. Onlara maliyet olmasın diye onlara bunları şey yapmadık, nedir, paketlemesini onlara yaptırmadık. Biz kendi elemanlarımızla yaptırıyoruz ki orada da bir %10 avantajımız olsun toplamda. Ve böylece ilk kez içerisinde çamaşır suyu, efendim sıvı ve katı deterjanlar, yani sabunlar, kolonya ve ayrı bir şekilde yiyecekler ve çocukları düşündüğümüz şeyler vesaire ciddi bir kumanya dağıtılıyor. Aynı periyotta bu iş devam edeceği için Ramazan'ın da belki ilk haftası, ikinci haftasında bir daha devam edecek bu. Ve elimizden geldiğince bütün mahallelerde, 46 mahallede muhtarlarımızın, esnaf odalarımızın, ticaret odasının ve bizim daha önceki yardımlaşma komisyonumuzun ve kültür sanat müdürlüğümüzün havuzunda olan, bilgi havuzunda olan yerlerin TC'lerinden araştırılıyor. Sıkı bir denetimden sonra yardım ediliyor. Bu çok önemli. Zaten vardı sizin bir rutin yardım durumunuz vardı. Bu ilaveten genişlettik onu. Evet. Bir de kapsamını da genişlettik. Böyle bir yardım devam ediyor. Yine özellikle esnafımız için işte İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici olarak Rize Belediyesi'nin dükkanlarında kiracı olan, geçici olarak kapatılan ve bizim kiracımız olan. Evet. Esnafımıza merak ediyordu, evet. Biz 3 ay olarak kira almayacağız. Bunu bazen anlaşılmadı sosyal medyada veyahut da bizim linklerde okunduğu kadarıyla. Bunlardan kira ve işgaliye hiç alınmayacak. Belediye kiracısı olanlardan olup da işleri, İçişleri, evet, Bakanlığı tarafından geçici kapsamda kapatılan iş yerlerine, bu genelgeyle kapatılan iş yerlerine biz 3 ay süreyle kira almayacağız.
Bu 3 ay kira alınmama sözleşmesine 3 ay daha uzatarak tabii sağlanmış olacak. Çünkü bir ihale süreci var. 3 ay yok sayıyoruz anlamına. Yok sayıyoruz. Evet. Bir, önündeki bütün Rize'deki esnaflardan yine Rize Belediyesi adına işgaliye önünde var da şu anda kullanmıyorsa onu, bu işgaliyeler de alınmayacak 3 ay süreyle. Artı yine Rize Belediyesi'nin kiracısı olup da işi açık bir şekilde devam ediyor bizim kiracımız. Bunlara da 3 ay faizsiz erteleme yapmış oluyoruz. Kiralar devam ediyor. Evet. Ama ne zaman? 1 Temmuz 2020'de faizsiz olarak. İş düşüklüğü sebebiyle destekleme. Evet, destekleme. Böyle yapıyoruz onlara. Bunun yanında tabii ki biz yine esnafımızın diğer şekilde de istekleri olduğu zaman belediye ile olan irtibatlar doğrultusunda her zaman yanındayız. Ama bunları yapabiliyoruz. Suyla ilgili de Mayıs'ın başından tahakkuklar başlayacak. 2 aylık tahakkuk yaptırmadık. Yani Haziran'dan sonra ödeme gündeme gelecek. Mayıs'ın başından itibaren mevcut tahakkukları yaptırıp, mevcut şu anda da Nisan ayı da yapılmadı. Mayıs'ta evet. Olmayacak bir nevi. Haziran'dan sonra ödemeleri. Yine orada da faizsiz bir ödeme tahakkuk ettireceğiz onlara. Orada belki şu anda da henüz karar vermedik ama özellikle bu Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım alan veyahut da bizim işte şu anlamda yardım ettiğimiz kişiler, eğer ciddi anlamda böyle bir kesim varsa bunların tamamıyla silebileceğiz su evet. Faturalar. Evet, bu destekleri de konuşmuş olalım. Tabii ki bunun dışında belediyenin şüphesiz şehirde yine hizmet verdiği alanlar var. Özellikle temizlikle ilgili kısma değindik ki evet. O yük çok fazla arttı. Ama yine görüyoruz sürekli o park bahçelerle ilgili tabii çalışmalar devam ediyor. Baştan beri biz orada da çok önce davrandık. Parkları sardık. Oralarda insanların girmesini, sahil bandını. Bu arada zabıta sürekli Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli öncesinden de başlamıştı ama halen gıda ile ilgili yerler denetleniyor. Bu da vatandaşın refleksi de bir kültür olacak. Ya bu bir anda demekle olmuyor tabii. Bir gün geldi hemen herkes işte şunu yapsın, bunu yapsın olmuyor. Gidiyorsunuz, bazen uyarıyorsunuz, bazen ceza vermek zorunda kalıyorsunuz. Sürekli bir halde. İşte araçları belirli bir sayıya indirdik yine devam etsin hizmete diye işte %50 içerisinde oturma koşuluyla bunların bir kısım kararlarını belediyenin yaptığı bir kısım kararları da Sayın Valimizin başkanlığında işte hem il pandemi kurulu kurulunda konuşuluyor, karar alınıyor. Bir de IFSİ Sıha Kurulu'nda da kararlar alınıyor. Onları da belediyenin üzerine düşenleri, görevleri yapıyor. Valiliğin tedarik ettiği maskelerin dağıtılmasına tutun da birçok yerlerde tulum dağıtılmasına, efendim eldiven dağıtılmasına, birçok bu anlamda bizim de alıp dağıttığımız kurumlara veyahut da kendi personelimizin çalışmasına dağıttığımız çalışmalar var. 65 güzel bir dayanışma var Rize'de bu anlamda. Evet, yani 65 yaş üzerindekilere yardımcı olunuyor. Telefon açılınca bizim istek şikayet hattımıza gelenlerde. Hatta ben de belki şu anda izleyenler de vardır. Her mahalleden 46 mahallemizden yaklaşık 200-300'e yakın 65 yaş üstünün telefonlarını aldırttım. Sağ olsun işte özel kalem getirdi. Hemen hemen şu anda kadar 200 tanesini ben aradım. Bizzat sesimizle güzel, konuştuk. Bazen şaşırıyorlar. Belediyeden kim arıyor? Kimsiniz? soruyorlar. Başkan deyince biraz tuhaflarına gidiyor. Direkt siz başkan mısınız diye soranlar oluyor. Ama güzel. Orada da biz yakaladığımız kişiler oluyor. İhtiyacı olan. Onlara da yardımcı olmaya gayret ettik. Bu şekilde bu süreci atlatıyoruz, geçiriyoruz. Tekrar her ne kadar fiziksel anlamda sosyal mesafe adına birbirimizden ayrıldıksa da ama psikolojik evet. olarak ve sosyal olarak insanlar birbirine daha çok bütünleşti. Telefonlarla birbirimizi daha çok arıyoruz, hal hatırımızı daha çok soruyoruz. Görüntülü arama belki bu dönemde daha çok yapılıyor. Telekonferanslar, aile içi telekonferanslar artık yapılıyor sosyal medya üzerinden. Evet. Yani bu anlamda da birbirimizi hatırlayan insan olduğumuzu, değerlerimizin olduğunu, paradan daha önemli işlerin olduğunu, bir devletin belki de en fazla silahtan, şundan, bundan, onlar da tabii güvenliğimiz açısından önemli ama sağlığa yapılan yatırımın ne kadar da değerli olduğunu,
bir devletin vatandaşının bir devletinden böyle bir durumda benim sağlığım sana emanettir diyebilme gücünü hissettiği ve bunun çok elzem ve çok değerli bir şey olduğunu hissettik bu dönemlerde. Ne güçlü İyi ki olduğumuzu bunlar bir kez varmış. Daha fark ettik. Tabii en iyi bunlar varmış. Ne güzel sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız ve başta doktorlarımız fedakarca, korkusuz bir şekilde şu anda virüsle yüz yüze beraber bu mücadeleyi veriyorlar. Bu da çok önemli. Bir kısmı ben doktorluğu unuttum, ben gelmedim diyen ülkelerde insanlar var. Onun için bu anlamda da ne kadar fedakar bir millet olduğumuzu bir daha bu vesileyle göstermiş olduk. Bu da geri dönüşte normal döneme döndüğü zaman insanlar bence biraz daha değerlere bakacak. Evet. Ve bu virüs sağlam, sakat, genç, yaşlı, zengin, fakir ayırt etmiyor ve bütün insanlığa musallat olabiliyor. Onun için en önemli erdemin işte burada tedbir almak olduğunu ve en önemli erdemin de insanların birbirine yardımlaşma payesiyle birbirine yardım edebilmeleriydi. Cumhurbaşkanımızın yardım kampanyası, bunu anlayamayanlar var halen. Burada maddi miktar önemli değildir. Bu bir mayadır. Dayanışma. O toplanan devletin yaptığı milyarlarca yardımın içerisinde sizin atacağınız bir milyarlık yardım, maya, bu toplumun birbiriyle samimiyetini artırıyor. Fazla parası olan az olana yardım etmiş oluyor. Az olanın fazla olana bakışı değişiyor. Merhamet damarı artıyor. Allah daha fazla versin helalinden herkese. Daha çok kazancı olsun da bizi daha çok yardım alabilelim diyor. Amin. Evet. Başkanım, tabii çok soru geliyor ama bu akşamki programımızda biz gelen hizmetlere girmeyeceğiz. Bir sonraki programda tamamıyla bir yıllık süreyi konuşmayı planlıyoruz Sayın Başkanımızla. Ama konuyla ilgili gelen bazı görüş ve yorumlar var. Örneğin Esnaf Odası Birliği Başkanı Güven Aksoy teşekkür ediyor. Belediye başkanımızın yaptığı çalışma kapsamında diyor, bütün meslek gruplarımızda çalışan ihtiyaç sahiplerine yardıma ulaşmıştır diyor. Çok teşekkür ediyor. Bu arada bir vatandaşımız diyor ki, hazır diyor çöplerle laf açılmışken Rize ne zaman kağıt poşete geçecek? Bu konuda belediyenin uygulamaya desteğini bekliyoruz diyor. Zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla biliyorsunuz poşet kaldırıldı. Hemen hemen %10'lar, 15'lere düştü. Eski zamanlarda kese kağıtları artık daha çok görmeye başlıyoruz. Tabii yani biz bir dönem ben mesela belediyede Rize Bezip naylon poşetlere hediye medya bir şeyler veriliyordu, çay vesaire gelenlere. Rize Bezinden yaptık hem kalıcı olsun diye. Bunlar aynı zamanda etrafa dağıldıkça bunları evlerde kullanması lazım. Bu bir toplu bilinçtir. Belediyenin kese kağıdı işte yasaklan, bunu yasakladık bunu demesi değil. Biz bazı şeyleri eksik algılıyoruz veyahut da işimize gelmeyecek şekilde algılıyoruz. Bir şeyi ben varım diyerek başlatabiliyorsunuz. Ben kese kağıdı kullanacağım, ben file kullanacağım, ben şunu yapacağım dediğiniz zaman bu iyilik bir bumerang etkisiyle dalga dalga yayılıyor. Türkiye Çevre Şehircilik Bakanlığı bu anlamda çok güzel bir adım attı. Türkiye'de toplam poşet imalatı neredeyse %70-80'lere kadar azaldı. İnşallah sıfırlanır. Bu şekilde şeye başlarız. Fakat biz şuraya geçmemiz lazım. Belki arkadaşımızı daha da soruyu genişletirsek. İnşallah işte bizi bir iki ay engelleyen bir proje yaklaşık 1000'e yakın dörtlü sıfır atık kofaları alıyoruz. 1000 taneye yakın ve bunları okullarımızdan başlamak üzere, büyük sitelerden başlamak üzere Rize'ye yaygınlaştıracağız. İşte orada poşet, naylon poşeti birine atacaksınız, metali bir yere atacaksınız, gıdayı bir yere atacaksınız, kimyasalı bir yere atacaksınız ve bu şekilde biz bunları halletmiş olacağız. Ve biz şu anda açtık orayı da, Salah Yolu üzerinde bir taş ocağımız vardı. Evet. Orada bir çöp ayıklama merkezi kurdurttuk. Şimdi Rize'de 120 ton günde çöp toplanıyor. Bu oraya gidiyor, orada ayıklanıyor, naylon ayrı, metali ayrı, kağıdı ayrı ayıklanıyor. Yaklaşık 120 tondan 30-40 ton böyle nitelikli çöp çıkıyor. Ve biz daha az çöpü Tregap'a getiriyoruz ve aylık ciddi bir kazancımız oluyor. Hem de çevreyi korumuş oluyoruz Tabii aynı zamanda. Hem çevreyi koruyoruz, hem onları ekonomiye kazandırıyoruz, hem biz ödediğimiz paradan ciddi bir anlamda tasarruf ediyoruz
Ben o paraya da dokunmadan onu da yine çevre ve sağlık işlerinde, temizlik işlerine fonlama yapmış aslında olacağız. Çok net, az önce değindiniz. Bakanlık zaten bu konuda yaptırım getirdi. Tabii tabii. Bizi de biraz kıpırdarsak artık kağıt poşetleri kullanırız veya bez kullanırız. Bu vesileyle şunu söyleyeyim Hasan Bey. Yani ben girdim dükkana, kardeşim ben naylon poşet almak istemiyorum, plastik poşet almak istemiyorum dediğimizi düşünün. En büyük patron müşteridir. Girdiğiniz dükkanda kardeşim şu gıda maddeleri böyleyse ben buradan alışveriş yapmayacağım. Yağ açıktaysa almayacağım. Mincisi açıktaysa almayacağım. Şu ürünler açıktaysa almayacağım dese Rize'de bir kişi değil. Aynı dükkana farklı zamanlarda günde 3-4 kişi desin. Bir ayda 20-30 kişi desin. Bak nasıl işte. Bak bu kadar ha. Bir ayda 20-30 o dükkana 3000 kişi giriyorsa 30 kişi, 40 kişi bunu desin, bak dükkan nasıl değişiyor. Evet, onun için bazı şeyler bizden gelişmesi lazım. Mutlaka. Başkanım, dediğimiz gibi bu akşam projelere çok girmeyeceğiz ama şunu merak ediyorum. Virüsle ilgili birçok şey ötelendi, ertelendi. Evet. Sizin projeleriniz vardı. Sosyal tesislerimiz. Bu anlamda başlayan çalışmalar ne durumda ve planlanan projelerde gecikme olacak mı? Özetle geçerseniz hem de bir kamuoyuna bilgi vermiş olurum. Şimdi şöyle, bizim... hemen batımızdan başlayalım. Ali Paşa mevcut mendiri uzatma, bunun sözleşmesi yapıldı, ihale aşamasına geldi. İnşallah 300 metre orayı uzatarak Ali Paşa'dan Çifte Gava'ya kadar ki bütün o alan doğal bir plaj olmuş olacak. Ama biz buna rağmen Dedeman'a yaklaşık bir yerde bir küçük mendire kendi imkanlarımızla yapıyoruz, çalışıyorlar ya arkadaşlar. Orada bir bayanlar plajı inşallah yaza nasip olursa yetiştireceğiz. Güzel, modern bir bayanlar plajı yapmış oluyoruz. Burada küçük küçük aksamalar oluyor. Geliyoruz işte liman, yani Rize Limanı'nın arka tarafında üniversitenin yaptığı dolgu alanının hemen yan tarafına biz bir sosyal tesis sözü vermiştik. Ama orası küçük geldi bize. Orada yeni bir yer yapıyoruz. Yaklaşık 10 dönümlük bir yer kazandıracağız ve Fener, Boğaz o mahalleye hitap edebilecek bir sosyal tesis. Çocuk oyun alanlarıyla ve donatısıyla beraber. Oraya başladık ama ağır gidiyor bunlar tabii. Bir grup biliyorsunuz hemen merkezde burada dolgu, eski külliye denilen yeri doldurduk ve etrafını açtık itfaiyenin oraya doğru. Oradan da inşallah Çaykur'un önündeki mendireye doğru, ama bu bizim gücümüzde değil. Biz şu anda kendi gücümüzle yapmaya çalışıyoruz. Normalde Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'ne vermişiz. İhalelerini 2020 yılında yaptırabilirsek oralar olacak. Bunlar gecikiyor işte. Ankara'ya gidip gelmemdeki eksikliğim belki şey oluyor. Bunlar olacak. Ve biz bu arada bir müjde olarak verelim. Mevcut şu anda bizim sahilde, yani Çaykur'un önünden itfaiyenin oraya kadarki alanda 240 dönümlük bir dolgu alanımız vardı. Biz buna şu anda yeni yaptığımız yerle beraber 150-155 dönümlük bir yer daha ekliyoruz ve 400 dönümlük bir alanımız olmuş olacak. Evet. Ve 400 dönümlük alan bakanımızdan da işte geçen Perşembe günü telekonferansta teyit edildi artık. Millet bahçesi olarak. Rize'nin millet bahçesi o alan komple 400 dönüm olmuş olacak. Orada özellikle itfaiyenin oradan Çaykur'un önüne kadarki alan inşallah sıfır beton. Yani denizde sıfır beton olarak olacak ve tüm o alanda şu anda da bak görselde açıldı arkadaşlar. Bu alan ilerideki yerle beraber bütünleşecek ve bizim millet bahçemiz olarak yeniden dizayn edilmiş olacak. Onun için burada o sahilin hemen deniz üzerindeki yerlerin bir akıbeti olmayacak artık bizim için de. Çünkü komple o alan kapatılıp ve taş olmayacak. Yani az önce onu diyordum, kordon şeklinde olacak, kordon beton. Evet. 2,5 kilometrelik bir alanda insanlar sadece denizle bütünleşecek. Benim bir sözümde şu olmuş oldu. Bu bir yıllık sonuçta tecrübemle beraber ben şimdi şöyle diyorum belediyeye. Bir, kentsel dönüşümle ilgili belediye blokları, Yaltaş çok iyi gidiyorlar. Buralar kentsel dönüşüm. İmar planlarıyla beraber şehrin yeni yeşil alanlarını korumak. Bakın oradaki bir gerideki yerde görüyorum. Şurası. Bak yeni yaptığımız ucundan şuraya kadar gelindi. Görüyorum. Burası yapıldı. Öyle devam edecek inşallah. Kamu alanlarını çoğaltmak istiyoruz. Benim vatandaşım gidecek, sere sere oraya oturacak. Diyecek kardeşim bana kimse... çayın nasıl olsun, bir şey içer misin, bir şey yer misin demeyeceği alanları çoğaltacağız.
vatandaşa ait alanlar olacak. İşte yat limanının oradaki o yamaç paraşütü olduğu yer yat limanına kadar genişletilip dolduruyoruz orayı ayrıca evet. kendi imkanlarımızla. Orası da sadece yeşillik olacak. Hiçbir şey olmayacak bize. Yemyeşil bir çayır olacak. Sadece deniz tarafında kamelyalar konulacak. İnsanlar otursun orada, dolaşsınlar orada diye. İslampaşa'dan ki deniz kenti ama deniz kentinin bu anlamda faydasını göremiyoruz. İnşallah. Evet. Şimdi merkez kavşağı biliyoruz altında bir çalışma evet. yapıyoruz. İşte yarım yamalak gidiyor bunlar çünkü bütün personelinizde tam çalışamıyorsunuz. Bozukkale'de yine bir dolgu planımız var. Bir de İslampaşa'daki tahkimatı tamamlamak. Yine bir müjde. Ben ancak müjdeleri şu anlamda artık ihalesi yapılmış işleri konuşuyorum. Millet bahçesi böyle bir şey. Bir de bizim geldiğimizden beri projemizde taşlı deriyi İşan'la birinci köprü altına kadar denizi içeriye alıyoruz orada. Bunun ihalesi yapıldı. Proje başlayacak Hasan Bey. Yani denizden birinci köprü iç taraftaki şu anda ağız diş sağlığının oradan geçen köprüyü düşünün. Oraya kadar deniz içeriye doğru gelecek. Kayıklarla insanlar içeriye kadar gelebilecek veyahut da orada olta balıkçılığı yapılabilecek. Yani mevcut stadımızın yan tarafıyla karşı taraf rekreasyon alanı olarak kullanılmış olacak. Bakın burası da bir kısmı devamı gelecek oranında dolgu çalışmaları. Bu yine yeni sizin yaptığınız dolgu değil mi burası? Başkanım? Tabii bunlar bizim evet. kendi imkanlarımızla yapıyoruz bunları. Taşlıdere'dekini DSİ'ye ihale ettirdik. Birinci köprüye kadar deniz içeriye gelecek. Birinci köprüden içerideki özel idarenin karşısındaki köprüyü düşünün. O köprü arasında İşan'la bir kano parkuru olarak düzenlenecek. Kano parkuru. Ve Taşlıdere'nin ağzına dereyle denizin buluştuğu noktada da bir kuş gözlem noktası yapmak istiyoruz. Çünkü bu bölgedeki kuş gözlemi o alandan akıyor. Orada da böyle bir çalışma yapacağız. Bunlar böyle hemen spontan aklıma geldikçe evet, söyleyeyim. Bu arada ben araya giriyorum. Böyle çok şey var tabii. Tabii araya giriyorum yani. Çünkü çok soru geliyor. Çok şu şey yatırım var. Ne oldu, bu yatırım ne oldu diye. Sayın seyirciler biz aslında bu akşamki programımızda özellikle virüsle ilgili yapılan çalışmaları konuşalım. Malum gündemimiz bu ve her vatandaşımız, her birey bu anlamda odaklanmış durumdayız. Belediyenin ve Rize'nin birçok tabii konuda beklentileri var. Belediyenin Rize ile ilgili yaptığı çalışmaları konuşacağız. Ama Rize için de gelecekle ilgili Rize'de yaşayan her vatandaşımız, her hemşehrimizin çok ciddi beklentisi var. Bu konuya ilişkin belediyenin bütün çalışmalarını konuşacağımız programımızda en yakın zamanda biraz normalleştikten evet. sonra inşallah Başkan Bey'le daha genişçe, daha kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Sizlerin de o programda bütün sorularınıza yer vereceğiz. Hasan Bunu Bey ben yıllarca sizlerle beraber program yapıyorum. Normalde ben şu kadar mesela not alırım, bunu bir saatte anlatırım. Evet. Ama şimdi bana 6-7 sayfa arkadaşlar şey hazırlamışlar. Evet. Yani ben bunları günlerce anlatamam zaten. Yani onun için çok şey tabii yapılıyor. Ha ben şunun rahatlığı olsun benim vatandaşımda. Ben hep onu söylüyordum seçimden önce de. Ben kesinlikle bir şunları yapacağım vaatleriyle beraber ortaya çıkmadım. Hep şunu söyledim. 50 yaşındayım. 50 senedir hayatım Rize'de geçti. Ben bu memleketin, bu mahallelerin çocuğuyuz. Buralarda yetiştik. Bu şehirde ne ihtiyaç varsa bunu ben aynı zamanda o hizmetten yararlanacak biri olarak da yapmak için aşkla, şevkle bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Etrafımıza başkan yardımcılarımız olarak da, müdürlerimiz olarak da kendi jenerasyonumuzdan arkadaşlarımızı aldık. Dedik ki kardeşim işte bize bir fırsat, Rize'liye hizmet etme fırsatı. Yıllarca konuşuyorduk bunları. Hadi bakalım şimdi hizmet yapalım. Onun için bu duyguyla beraber her sabah işimize gidiyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu muhakkak ki personelinize de yansıyan tarafları var. Daha fazlasıyla işler yapmış olacağız. Kısıtlı zamanlardayız birçok şeyden. Ama bunların da bir kısmını açtık. Ve inşallah bu dönemimizin sonlarında Rize'ye birçok sosyal tesisiyle, terminaliyle, teleferik projesiyle, birçok farklı sosyal aktivite yerleriyle beraber kazandıracağız. Sahilde yeni yeşil alanlar ve bunları biz, ben geldiğimden beri hiç kimseye, bir yer kiraya vermedik. Bir metrekarede ben ne dükkan ne yer satmadım. Çok da düşünmüyoruz bunları. Niye? Tam aksine hazineden olan, başka kurumlardan olan yerleri, belediyenin tapusunda olmayan yerleri belediyenin tapusuna kazandırmak için harıl harıl çalışıyoruz. Bakanlıklarla görüşmelerimiz bunlar. Bunlardan bir tanesi de hemen artık somutlaştığı için çünkü hepsini demiyorum çünkü sıkıntı oluyor sonra engeller oluyor.
Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü'nün mevcut yeri 3500 metrekarelik alan. Şanla burayı biz tahsislerini çok uzun meşakkatlerle yapıldı. Şimdi belediye tahsis edilip orada biz üzerinde bir çocuk oyunu ve park alanı inşallah kazandırmış olacağız o bölgeye. Bunun gibi çok yerler var. Şunun için önemli bu sosyal projeleri. Çünkü Rize'de yaşam her geçen gün daha çok tabii, dışarıda, daha çok işte sahilde. Isırlık mesela bizim için ayrı bir aksiyon alanı olacak Isırlık. Geçen de bir hafta önce yine gittik çıktık oraya. Tabii Milli Parklar bize henüz orayı teslim etmedi. Teslim ettikten sonra da biz birçok şey yapacağız. Biz teslim aldık, yani alacağız sözünü verdikten sonra bile bu sene 2 milyonluk yine yatırım yaptırıyoruz oraya. Tüm çevresini telli hatayla alacağız, kanalizasyonunu, suyunu yaptıracağız. Birçok büyük ağaçlar da dikeceğiz. Ancak ondan sonra teslim alacağız çünkü çok zor bir yer orası. Orada bir sürü personel var etmek zorundayız ki orası hayata geçsin. Bunların hepsi meydandaki işte yeri inşallah belediye adına sosyal tesis yapacağız. Buradaki yeri. Burası bizi bekliyor, gecikiyor. Onun üzerinde çok güzel bir turizm destinasyonu anlamında turizm de bu sene hakikaten sekteye uğrayacak gibi gözüküyor yani, maalesef. Yani. Rize bu konuda çok büyük beklenti içerisindeydi. İnşallah bir an önce atlatacağız şu virüs sorununu da. Ama Rize'deki bu sosyal alan genişleme çalışmaları vatandaşın da hoşuna gidiyor. Çünkü beklenti bu. Sahilde daha fazla zaman geçirmek istiyor insanlar. Daha çok dağ başında o taraf o bölgede olmak istiyorlar. Bu arada yine gündeme ilişkin olduğu için bu soruyu değerlendirmek istiyorum. Diyor ki vatandaşımız sanırım bu belediye çalışanı toplu sözleşmemiz vardı 31 Mart'taydı ne olacak diyor bu anlamda. Onu sendikacılarına sorsunlar. Sendika hazırlayacak onu. Daha hazırladı yok. Biz dedik onlara zaten hazırlandı. Bizim tarafımızdan hazırlanmış ama şu dönemde onlar için de bir ölü dönem herhalde. Onun için evet. Onlarla beraber ama ya şimdi bu soruyu soran bile yanlış bence soru. Niye yanlış? Bir, ben 1 Nisan'dan itibaren bu 11. 12-13. Ayımızdayız. Bir gün hiçbir personelin maaşı aksamamış ve inşallah bundan sonra da aksamayacak. Benim bir prensibim var. Özel sektörden geliyorum. Evet. Yıllarca insan çalıştırdık yanımızda. Halen daha kendi şirketimizde çalışanlarımız var. Benim için alnının teri hani soğumadan verilecek ya. Benim için belediye başkanı olarak çalıştırdığım personele parasını vermek benim üzerime borçtur. Ben başka yatırımlarımı aksatırım ama onun parasını temin ederim. Ama bunun karşısında, bu sorumluluğumun karşısında bir beklentim var. Kimse işini safsatlamayacak. Herkes 8-5 mesaisini yapacak. Yaptığından da daha fazlasını aşkla şevkle yapmak isteyecek bu şehir için. Ben saat işte orada sabahın en erken saatlerine gideriz. Saat 7.30-8'de görevimizin başındayız. Akşama kadar görevimizdeyiz. Niye yapıyoruz bunu? Bu şehre bir emek verdiğimiz için. Onun için bizim tamamıyla sendikayla ilgili de diyaloglarımızı kendileri hazırlayacaklar. İnşallah biz de israfa yol açmadan hem personel politikamızı hem çalışma politikamızı bu sözleşmeyle beraber yeni bir döneme geçirmiş olacağız. Biz de çok sabırla bekliyoruz. Yani. Evet, zaten sanırım Rize'yi sahipleniyor olmanızla ilgili bir kuşku olmadı. Şimdi evet. Rize'nin bütün sorunlarını bildiğinizden emin oldukları için insanlar hem adaylığınız süresince çok ciddi anlamda ortak görüş olarak benimsediler adaylığınızı hem de başkanlık anlamında bu konuda size yetki verirken de en büyük sanırım gerekçe buydu. Rahmet'in Rize'yi bilen, Rize'nin sorunlarını çözebilecek, geleceğe Rize'yi ulaştıracak bir isim olarak gördükleri için sanırım. Şu anda şunu da hani söyleyeyim buradan. Belediye personelimiz biz devraldığımızda 1022 idi. Şu anda 970'lere geldi. Çünkü 30-40-50 kişi hemen hemen emekli edildi ve emeklilerde de biz elimizden geldiğince sıkıntı çıkarmadık. Kişilerimize verdik paralarını. Davalı olanlar var geçmişten gelen. Onları da kademe kademe veriliyor, ödeniyor. Ama ben dediğim gibi şu anda da bütün personel, 970 tane personelin hepsinin ismi önümden geçerek yeni bir çalışma yapıyoruz. Personele ait bir dizayn çalışması yapıyoruz. Verimlilik üzerine bir çalışma yapıyoruz. Benim için maaşını biri alıyorsa tam full çalışacaktır. Belediyede yok gelmiyor, geliyor, o saatte geliyor. Bak ben buradan ekranlar karşısından diyorum. Varsa bunu direkt benim telefonumu arayın, bana söyleyin bakalım. Ben de bunları bekliyorum. Kim var? Olmayacak yani.
Benim 8-5 gittiğim kuruma herkes orada olacak. Zaten öyle oluyor. İdareciler anlamında da, personel anlamında da öyle oluyor. Ama şu dönemde idari izindir, işte sağlık sorunudur. Bu dönemde şeylerimiz var. Evet. Şimdi başkanım son bölümdeyiz. Özellikle belediye bloklarının ilişkin tabii o çalışma sanırım o da ertelenmiş oldu değil mi bu durumda? Şu anda yok. Biz mesela Perşembe günü işte telekonferansla Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla konuştuk. Şu anda arkadaşlar halen çalışıyorlar. Neye çalışıyoruz biz? Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hadi bir an önce şunu yapalım diye işini biz engelliyoruz belediye olarak. Niye? Biz özellikle özel sektöre yani özel mülkiyet sahibi olan esnaflarımızı koruma adına ne yapabiliriz sizler için? Buralar çünkü riskli bölge ilan edildi ve bunlar yıkılacak ve bu binalar yapılacak. Ama burada kayıp en aza olsun diye sizlerin yanındayız. Mağduriyet olmadan bu işleri nasıl yapabiliriz'i formülize etmeye çalışıyoruz. Oradaki ödevimiz fazla. Bu önümüzdeki hafta içerisinde de ben birçok toplantılar yaptım oradaki esnaflarımızla. Yine yapacağız. Teklifler getirecek. Yani ne veriliyor buraya diye ve biz neyin azmini yapıyoruz. Buradan biz güzel bir sonuç aldığımız zaman Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da bir nevi bunları getirmiş olacağız. Ve bu süreç bizi uzattırıyor. Yalıtaş'ta daha hızlıyız. Şu anda ilk birinci bölge ihale aşamasına geldi. Normalde Mart'ın sonlarında ihale edilecekti ama Nisan'a kaldı. Orada da ilk etap ihale yapıldığı an o ihalenin maliyet bedellerini öğrendiğimiz zaman, yani aldığımız zaman reel maliyet bedellerini, artı oradaki emsali netleştirmeye çalışıyoruz. İkisini beraber henüz kamulaştırılmayan vatandaşlarımız var orada, kamulaştırmayan alanları da çağırıp uzlaşmayla oturacağız masaya. Ne zaman? Biz bu rakamları somutlaştırdığımız zaman. Çünkü vatandaşlar bu konuda da soru soruyor olabilir. Çünkü herkes hani ne zaman yapacaksınız? İşte bu süreç biraz bu işi sekteye uğrattı, uzattırmış oldu. Evet, inşallah en yakın zamanda bu anlamda mesafe alınacak. Sayın Başkan, özellikle tabii ki birçok konuda konuşacağımızı ifade etmiştik. İnşallah Ramazan ayında işte bir teravih saati sonrasında geniş bir zaman diliminde bütün bunları konuşuruz. Bir sürü şeyler vardı. Konuşuruz. Şunları sadece birkaç tane daha ilave edeyim. Buyurun lütfen. Mesela makine parkına yaklaşık geldiğimizden beri 6-7 milyon yeni makine parkına araçlar kattık. Ya biz bunları sosyal medyayla yahut da şurada burada paylaşmıyoruz. Çünkü rutin olan işler, işte yapılan, edilen, tasarruflar, farklı farklı şeyler var. Onlara girmeyeceğim. Ama yine dağ başından Dosma'ya 3.2 kilometrelik bir boru hattımız var. Bunu değiştireceğiz yakın zamanda. Niye değiştiriyoruz? Çünkü onun ucuna bir 0.8 megawattlık bir türbin takarak oradaki elektrikten belediyeye ciddi anlamda bir katkı sağlamış olacağız. Yine önemli bir proje, inşallah 7. 8. aylarda kazma vurulacak bir projeden bahsediyorum yine. Ali Paşa'dan Bozukkale'ye kadar 17 kilometrelik hatta yeni bir konnektör sistemi, 6 metre derinlikten geçecek kanalizasyon sistemi ve İslampaşa'nın oradan biyolojik arıtmayla artık denize gidecek. Ve böylece bütün çevre temizlenmiş oluyor ve yeni bir konnektör sistemi. Bu 30 milyon euroluk bir İPA Avrupa projesi ve bu sağlandı. Epey bir yıldır da yine üzerine çalışıyoruz ama sonuçta 5-6 yıllık bir emekten geliyor bu çalışma. Bizim yine bu dönemde başardığımız Dünya Bankası'ndan bir kredi, sürdürülebilir şehirler kapsamında 100 milyonluk bir kredi alacağız. 5 yıl ödemesiz, 25 yıllık ödemeli. Bununla da biz inşallah %40 daha su şebekemizi, 30-35 senelik olan su şebekesini yenilemiş olacağız. Ve Rize'de suyla ilgilen kaçaklar, göçekler ortadan kalkmış olacak. Su problemini ortadan kaldırmak için Ando'nun başında bir gölet çalışması için sondaj yapılıyor. Ve suyu sağlamak için birçok böyle çalışmalar yapıyoruz. Bunları hep tabii bu dönemde yaparsak 1-2 yıl sonra kurtarmayacağımız projelerdir. Büyük projeler. Evet. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz zaman ayırdınız. Hem belediyenin virüs sürecinde yaptığı çalışmaları öğrendik hem de birkaç başlıkta bazı çalışmalarla ilgili belediyenin bazı projeleri hakkında bilgi sahibi olduk. Sayın seyirciler çok fazla sorunuz vardı ama dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde Ramazan ayında başkanımızdan henüz bir bu konuda bir zaman belirlemedik ama yayındayken bunu söyleyelim. Ramazan ayının içerisinde daha geniş zamanda bütün belediyenin hizmetlerini bir yılını geride kalan bir yılı konuşacağımız bir programı yapacağımızı şimdiden belirtelim. Yine bize ben de teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir
program oldu ama kısa tabii sürdü. Şikayetliler bizim istek ve şikayet hatlarımıza da yazabilirler. Veyahut da direkt çok önemli meseleleri varsa özel kalemde aranabilir. Bize benim telefonumu çoğu biliyor zaten. Ben telefonlarıma dönen biriyim. Döneriz, yapabileceğimiz bir meseleyse, soruysa çok rahatlıkla konuşuruz onları. Ama şunu da ilave edeyim. Tabii ki Rize şu anda, Rize merkez mücavir alan 500 kilometre yol ağına ait. İşte kış mücadelesini hatırlıyorsunuz, orada bütün yol ağında ait. Ve her noktaya her an yetişebileceğimiz bir mekanizmamız yok. Sonuçta araç sayımız belli, personel sayısı belli. Bütün muhtarlarla oturup bir program dahilinde adım 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 bunları yapıyoruz ve yapacağız. Rize'deki birçok altyapı problemlerini. Evet, ben inşallah teşekkür ediyorum. Güzel projelere konuşmaya devam edeceğiz. Rize'mizin daha da gelişini göreceğiz hep beraber, evet. Sayın Başkan. Çok sağ olun. İnşallah. Sayın seyirciler, Rahmi Metin'i Rize Belediye Başkanı'nı konuk ettik. Kendisiyle Rize'deki çalışmaları konuştuk. Programımızın bu bölümü sona eriyor. Bizler birazdan karşınızda olacağız. Hoşçakalın şimdilik efendim. Evet.